Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir motif çalışmamız olacak. Böyle üç renk tercih ettim. ince bebe günleri kullanacağım ve 2 20 milimlik tığım var arkadaşlar. Birçok alanda değerlendirebileceğimiz güzel kullanışlı bir motif modeli olacak. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere de destek olmanızı rica edeceğim. Başlangıç olarak ilmeğimi attıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve uç kısımdaki zincirin içerisinden geçerek ilmek kaydırma yapıp sabitliyorum sonrasında iki tane zincirimi çektim ipimi üzerine alıp oluşturduğumuz halkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım ikili trabzan yapıyorum ilmeklerin ikisini bir ikisini bir alarak sonra tekrar aynı şekilde ilmeği aldım bir ilmek çıkardım ikisini bir ikisini bir şeklinde ikili trabzanla Devam ederek ilerleyeceğim. Toplamda halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzanımı yaptıktan sonra zincirin üst kısmından. Geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Beyaz ipimle devam edeceğim. rengarenk yapabilirsiniz. Çiçeklerimizi her alanda, özellikle bebek örgülerinde her alanda kullanılabilecek güzel bir motif arkadaşlar. E, biliyorsunuz bu sezonda özellikle hani bu yıl çok böyle motifli örgüler e, mevcut ve gözde favori. Bu şekilde birçok üründe kullanılabilecek bir motif. Şöyle tekrar ilmeğimi buradan sabitleyerek başlıyorum. Sonrasında 3 tane zincirimi çektim. Toplamda 3 olacak. 2 tane çektim. Bir de sabitlediğim ipi üzerine alıp aynı noktanın içerisinden çıkardım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bekletiyorum. Tekrar doladım. İlmeğimi çıkardım. 2 ilmeği bir aldım. Sonra bu 3 ilmeği birlikte çıkardım. 1 bir, 2 tane zincir çektim. Tekrar ipi üzerine alıp bir sonraki trabzanın üzerine ikisini bir çıkardım, sardım. Tekrar ikisini bir tekrar ikisini bir aldım ve tığımdakilerin hepsini bir çıkarıyorum. Sabitledim, bir zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde devam ederek ilerleyeceğiz. Hepsini bir çıkardım bütün trabzanların üzerine aynı işlemi uygulayalım bir zincir bir sabitleme bir de ara zinciri çekiyorum toplamda iki tane bütün etrafını bir dolanıp geliyorum ben şimdi hemen bütün etrafını dolanıp sıra sonuna geldiğimde yine zincirimi çektim en baştaki e, trabzanlarımın üzerinden ilmek geçirdim kaydırma yapıp bir tane zincir çektim ve buradan sabitliyorum ve üçüncü rengime geçmiş oluyorum böylelikle hemen üçüncü rengimizi de alalım herhangi bir ara boşluğundan sabitleyerek başlıyoruz şuradaki kalan ipimi de oraya sıkıştırarak arada kaybolsun sabitlensin istiyorum 3 tane zincirimi çektim, ipi üzerine aldım. İkili trabzan yapıyorum tekrar. 2 iki tane ikili trabzan yaptım baştaki zincirle birlikte 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum araya tekrar ipi üzerine alıp aynı noktaya, aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipi üzerine aldım zincir çekmeden bir sonraki boşluğa bir zincir boşluğumuz vardı ya. Oraya geçerek trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir sonrakine. 3 tane trabzanımı yapıp burası köşe. Şimdi 2 tane tek battık. 2 zincir çektim. Aynı kısma tekrar 1 2 3 tane trabzanımı yaptım ipi üzerine aldım devam ediyorum 2 tane tekli batacağım yani 3 trabzan 3 trabzan yaparak sonrasında tekrar bir boşluğa yani bir zincir arasına 6 tane batacağım arasına da iki zincirimi çekeceğim ve dolayısıyla köşe detayını yapmış olacağım böylelikle bu şekilde motifimizin etrafını dönerek çevreliyoruz. Ve çiçek motifimizi tamamlamış oluyoruz. Gerçekten birçok bebek örgüsüne yakışacak. Hatta farklı ürünlerde de elbette kullanılabilir ama özellikle ben hani bebe yünü kullanıyorum şu anda incecik böyle yaza uygun çok güzel takımlar yapılabilir. Bu şekilde şurada üçüncüyü atladım hemen oraya iki defa batarak 3 trabzan yapacağım dediğim gibi çok güzel takımlar yapılabilir. Bizler de inşallah motifimizi ilerleyen zamanlarda, önümüzdeki günlerde çok farklı şekillerde değerlendirerek güzel sonuçlar elde edeceğiz birlikte diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha farklı neler yapabiliriz? Nerelerde kullanabiliriz ya da ne yapmamızı istersiniz, önerirsiniz şeklinde en son bu şekilde tamamladıktan sonra trabzanın üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadan da bütün iplerimizi tekrar arkaya çekip sabitleyerek hem sağlamlığını hem de düzgünlüğünü korumuş oluyoruz. Böylelikle şöyle hemen dibinden kesebiliriz. Temiz bir görüntü Elde edebilmek adına motifimizi tamamladık. Dediğim gibi ilerleyen günlerde çok farklı e, şekillerde kullanacağız. Sizlerle paylaşacağız. Sizlerde neler yapmamızı istersiniz? Bebek ürünlerinden e, etek olur, elbise olur, işte e, şapka olur, bandana olur. Ne şekilde değerlendirmek? e, isterseniz ne şekilde anlatım yapmamızı isterseniz e, yorumlardan fikirlerinizi bekliyorum isteklerinizi önerilerinizi bekliyorum yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın